Beyler bayanlar, Akarina kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bildiğiniz üzere yeni bir karakter tanıtıldı Overwatch 2 için. Kiriko adlı bir Japon karakteri destek olacak. Çok güzel özellikleri de var. Bunları tek tek değineceğiz. Bugünkü videomuzdaki konular şu olacak. Kiriko, yeni Battle Pass sistemi, yeni harita ve işte Overwatch coin falan bunlar hakkında olacak biraz. O zaman ilk şeyimize bir başlayalım haberimize. Öncelikle şu an sol tarafta gördüğünüz gibi Kiriko karakterimiz var. İki taraf da gösteriyor ki çok tatlı, çok güzel bir karakter, Japon karakter. Bunun tanıtım videosunu izlediğiniz zaman ailesi bunu eskiden işte Hanamura veya direkt olarak Japonya'yı koruduğunu biliyoruz. Yöresel şeylerle, nasıl diyeyim, eski adetlerle koruyorlar. Kiriko da biraz daha şey, hani yeni katıyor, eskiyle kahramanlayıp kendine has bir geliştirmeler yapıyor. Onun dışında Kiriko'nun özelliklerine bir değinelim. Ben size direkt olarak burada çevireceğim. Yanlış çevirebilirim fakat anladığım kadarıyla çevireceğim. İlk öncelikle sağ taraftan başlayalım. Aşağı doğru gidelim, sonra sola okuruz. İlk başta Healing of Oda dediği bir şey var. Bu da gördüğümüz müttefikleri de kolay heal atabildiğimiz bir özellik diye şey yapıyorum. Hani ada ada atabiliyoruz bu heal'ı. Aynı Baptiste'in üçlü atışı gibi. Kiriko da böyle atacakmış. Ultimate ise Kitsune var. Kitsune nasıl diyeyim? Kitsune'nin acelesi diye çevirelim. Hani şimdi var hani acele etmek, bolosama girmek gibi bir anlamı var. Ama her şeyi tam çevirmeyelim. Anlayacağınız şekilde yapalım. Bir tane tilki çağırıyor. Tilki ruhu. Bu tilki ruhu bize bir tane yol açıyor. Bu yol üstünde hareket hızımızı artıyor, şarjör değiştirme hızımızı artıyor, saldırı hızımızı artıyor ve bekleme süremiz azalıyor. Çok güzel ve çok iyi bir özellik bence bu. Onun dışında duvara tırmanma özelliğimiz var. Aynı Hanzo ve Genji'deki gibi. Zaten şu Japon karakterlere bir tırmanma özelliği veriliyor. Sola geçelim. Protection Suzu, Suzu'nun koruması diye çevirebiliriz. Patlayıcı bir atış yapıyoruz. O patlayıcı atış içerisinde müttefiklerimiz hasar almıyor ve çoğu, bakın hepsi değil, çoğu negatif efektlerden kurtuluyor. İşte bu Ana'nın biyotik greneydi gibi, Moira'nın yeni sağ klik özelliği gibi. Şurada da kedi var. Benim burada takılıyor. Geziyor biraz. Onun dışında kunai özelliğimiz var. Atıyoruz. Attığım zaman hasar veriyor. Kafadan vursak kritik hasar veriyor. Bu kadar. Fazla bir olay yok. Son vuruş yapmak için ideal mi? İdeal. Tatlı mı? Tatlı. Shift Step var. Bu da yer değiştirme adım gibi diyebiliriz. Bu ise direkt olarak bir müttefiğimize baktığımızda onu ışınlanabiliyoruz. Ki çok güzel bir şey bence bu. Duvarları nasıl olsa bile ışınlanabiliyoruz. Ama bence şöyle bir şey var. Işınlandığımız zaman bir bekleme süresi olacak. Hani böyle pat diye ışınlanmayız. 2 saniye bekleriz, öyle ışınlanırız diye tahmin ediyorum. Özellikle bunlar da, fikrimi soracak olursanız şunu diyeyim. Bu benim yeni main'im olacak. Bu bir. İkincisi, çok güzel, çok güçlü Baptiste'nin özellikleriyle harmanlanmış biraz. Patlayıcı işte, pardon, patlayıcı bir savunma sunuyor. Heal'ı tam hani görmem lazım. Ne kadar heal veriyor? Arda da heal veriyor. Çok güzel, tatlı. Ama ne kadar bilmiyoruz. Bunu da zamanla göreceğiz. Şimdi gelelim Battle Pass sistemine. Öncelikle şu anda gördüğünüz gibi ekranda bir Battle Pass sistemi var. Yukarı baktığım zaman günlük, haftalık, sezonsal işte falan filan var. Sağdakiler de boş. Aşağı baktığımız zaman da işte 10 tane oyun oynayınca 5000 bir şey alıyoruz. Bilmiyorum, o watch parası değil çünkü o watch parası sağda. Haftalık challenge'ları işte tamamlıyoruz. Büyük ihtimal bu soldakiler Battle Pass XP'si. Sağdakiler de o watch parası. Bu o watch currency işte, hani şu anki var ya kullandığımız bir şeyler, satın aldığımız currency'ler de bunlar. Bunlar da işte haftalık görevleri tamamladıkça geliyor. 4 haftalık görevi tamamla ne olacak? 30 currency alacağız. 8 haftalık tamamla 20 currency alacağız. Niye azalıyor? Atması gerekmiyor mu? Neyse. Bunlar da böyle. Şimdi gelelim. Yine gördüğünüz gibi Battle Pass'in bir arayüzünü gördüm. Öncelikle karakterimiz 55 level'da açılacak. Eğer Overwatch 1'e sahipseniz Kiriko'yu direkt oynayabileceksiniz. Premium Battle Pass'e sahipseniz Kiriko'yu direkt oynayabileceksiniz. Ama Overwatch 2'ye yeni mi başladınız, 55 level'a kadar kısıp öyle açacaksınız. Bu arada şunu da ekleyeyim. Misal şimdi diyeceksiniz ya, Kiriko'yu erken açanlar haksızlık değil mi? Rekabetçi de avantajlı olacak. Hayır, değil. 2 hafta süre verilecek. 2 hafta süre boyunca Kiriko kompatibil oynanamayacak. Veya bu yeni gelecek işte, ne bileyim, Emre Sarıoğlu olur. O gelecek. Ne olacak? 2 hafta oynayamayacağız. Yeni bir tank gelecek. Ne olacak? 2 hafta oynayamayacağız. Böyle bir sistem var. Battle Pass sistemine baktığımız zaman ödüller çok güzel. Hani şöyle diyeyim. Voice line, işte skin, spayler her ödüllü oluyor bir kere. Yani bunu unutmayın. Şöyle diyeyim. Parayı kasabiliriz çok rahatlıkla. Battle Pass içinde de zaten veriler diye düşünüyorum o parayı. O yüzden Battle Pass kasmakta bir sıkıntı olmaz. Paranız yoksa bile dert etmeyin. Yine açarsınız kolaylıkla. Onun dışında
Battle Pass'in bir avayüzü tarzı gibi bir şey var. Satın alma ekranı diyelim biz buna. Satın alma ekranı böyle 1000 Overwatch Currency ile Battle Pass'in normal versiyonu alıyorsunuz. 2200 de Premium'u alıyorsunuz ve 20 bonus tier ile başlıyorsunuz. Premium'da karakterler direkt açılıyor. Yani mesela yeni bir karakter mi geldi diye konu açacaksınız. Güzel bir haberim daha var. Etkinlikler artık yenilenecek. Yine solda gördüğünüz gibi ücretsiz etkinlikler var. Ekim'in 25'inde başlayıp 8 Kasım'da da bitecek bu etkinlik. Can Kaş'tan Revenge diyor fakat bunu aldanmayın. Tamamen yeni bir etkinlik olacak. Büyük ihtimal şöyle diyebilirim. Şimdi bu Kiriko'nun kostümü var ya, cadı kostümü. Baktığınız zaman etrafta arkalarda duvarlar kapatılmış. O dışarıda savaştığımız yer değildi. İçeride savaşacağız veya daha iyisini söyleyeyim mi? Dışarıda savaştıktan sonra içeriye geçip orada da savunacağız. Böyle olursa çok tatlı olur. Kısaca etkinlikler yenilenecekler, gelecek, sezonsal olacak. Sonunda yani tatlı olacak. Şimdi gelelim. Güzel bir haberim daha var. Bu sürpriz oldu. Bugün videoyu hazırlarken Twitter'da gezerken lan dedim, ha harbi mi dedim. Gerçekten harbiymiş. Neymiş? Yine haritamız var. Esperança adlı bu haritamız. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Esperança. Esperanço. Nasıl okunuyor bilmiyorum. O harita İspanya'da falan geçiyor sanırım. İki tane fotoğraf var. Görüyorsunuz. Ben sırayla koyarım. Yani çok güzel açık bir harita. Payload haritası olacak gibi. Çünkü ikinci fotoğrafta fark ettiyseniz altta bir payload'un hani duracağı yer var. Bir de bildiğin tramvay yolu var. Tekerlekler var. Geniş haritaya benziyor. Dava alanla olacak gibi. Yani şu iki fotoğraftan anladığım kadarıyla şu. Belli bir bölge geniş. Sokaklar dar olacak. Aynı Kings Row'daki gibi. Kings Row'da alacağımız bölge bir tık genişti. Son kısım da bir tık genişti ama payload dediğimiz yollar çok dardı. Bu da teamfight'ın çok güzel olmasına sebebiyet veriyordu, tatlı olur. Neyse efendim, bu bilgiler geldi elimize. Daha fazla bilgi varsa zaten eklerdim videoya fakat daha fazla bilgi yok. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Aşağıda da dost kanalımı bıraktım. VionVRT'ye göz atıyorsunuz. Ahto'ya da göz atıyorsunuz. Bu iki kanal perfecto. Neyse efendim, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.